Herkese sevgiler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir gün olmasını diliyoruz. Sağlık dolu bir gün olsun. Ve şöyle enerjinizin hiç tükenmediği, güzel şeylere sebep olduğunuz, aslında insan olarak güzel şeylere vesile olduğumuz güzel bir gün olsun. Yine güzel bir konu başlığıyla sizlerle birlikteyiz. Özellikle tabii ben konuğumu birazdan sizlerle buluşturacağım ama dün canlı yayınımızı yaptık. Özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Sayın Başkan başta olmak üzere, Uğur İbrahim Altay Başkan ve onun çalışma arkadaşları ve ekip arkadaşlarına çok çok teşekkür ederim. Gerçekten muhteşem bir proje, ecdadın izinde ve 60 bin öğrenciyi Konya'dan İstanbul'a, ecdadın izinin bulunduğu topraklara. Hatta çok güzel bir başlık da söyledik. Biz dedik ki Selçuklu'nun başkentinden Osmanlı'nın başkentine çok güzel bir yolculuğa biz de dahil olduk. Bizim gittiğimiz grupta Seydişehir'den öğrenci grupları vardı. 4 tane okul vardı. Ve ilçelerden başlayıp toplamda 60 bin öğrenci İstanbul gezisine götürülüyor. Biz de dün çekimlerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu arada tekrar tüm ekibe de sevgilerimizi iletelim. Ayrıca bana eşlik eden sevgili kameramanlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Şahin Bayram'a, Salih Furkan'a çok çok teşekkür ederim. Ayrıca dün canlı yayın yaptık. 4.5G ile bağlantı yaptık. Sevgili yönetmenim Ömer Gür, Yusuf Turgut, Hasan Güldiken ve şöyle Necmettin Bobur, Ayça, hepsine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Tüm ekip, reji ekip, ismini unuttum varsa affola diyelim. Onlar da güzel bir yayın gerçekleştirmemizi sağladılar. Herkese sevgiler diyelim. İnşallah öğrencilerimiz, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Çok keyifli ve çok güzel bir gezi olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi o kadar önemli bir konu başlığını sizlerle birlikte buluşturacağız ki belki de hepimiz ebeveyn olarak yakındığımız bir konu başlığı. Dijital dünya. Evet, dijital dünyayı seviyoruz. Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanıyoruz ama çocuklar üzerindeki bu oyunların, işte dijital dünyayı kullanmanın etkilerinin olumlu ve olumsuz yanlarını konuşacağız. Ama daha çok olumsuz yanlarını sizlerle birlikte buluşturacağız. Sevgili Elif Eken bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederiz. Tabii beni biraz deniz havası çarptı sevgili izleyicilerim. Ekip arkadaşlarım dediler ki biraz dikkat et. Yani hava dün İstanbul'da o kadar güzeldi ki dediler ki deniz havası çarpar. Gerçekten de öyle. Bugün biraz tabii baş ağrısıyla uyandım, işte böyle boğazım inmiş falan. Yani biraz dikkatli etmek lazım, bu havalara da çok da aldanmamak lazım. Çok güzel bir konu başlığı seçtin. Daha önce programlar yaptık ama ilk defa izleyenler için hemen seni bir tanıyarak başlayalım. Ben yaşam ve öğrenci koçluğu yapıyorum, profesyonel öğrenci koçluğu yapıyorum. Ağırlık olarak öğrenci koçluğuyla devam ediyorum. 2015 yılından bu yana birçok okullarda ve kurumlarda seminerlerim, söyleşilerim oluyor. 3 çocuk annesiyim. Ne güzel. Allah'ım inşallah hayırlı evlat eylesin. Amin. Herkesin evlatlarını diyelim. Tabii okullar açıldı. Yani okullar açılalı bayağı oldu ve hatta neredeyse ara tatil de girecek. Ama şöyle bir durum söz konusu. Okullar açıldı ama işte çocuklar, yani ödev, şimdi şöyle şu kaosu yaşıyor herkes. Ben kendi evimden de örnek vereyim. İşte dijital dünyadan çocukları uzak tutmak istiyoruz. Elindeki bütün dijitalleri toplayasım geliyor. Evdeki bilgisayarı, tablet yok zaten. Her şeyi kaldırasımız geliyor. Ama bakıyor çocuk, diyor ki anne öğretmen internetten ödev verdi. Şimdi iki şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çocuklar istiyoruz ki otokontrolünü sağlasınlar. Tamamıyla dijital dünyadan da uzak bırakmak mümkün değil. Yani tamam, biz bunları kaldırıyoruz. Hiçbir şekilde dijital dünyayla işiniz olmayacak. Sadece bizim çocukluğumuzdaki gibi olun. Sadece önünüzde kitaba, deftere bakın demek de olmuyor. Yani o kadar bir kaos yaşıyoruz ki hem istiyoruz çocuklar ödevlerini yapsınlar, o dijital dünyaya çok uzak olmasınlar. İstiyoruz ki çocuklar çok dijital dünyanın içinde de olmasınlar. Yani bu ikilemi yaşayan birçok kişi vardır. Bugün bunları konuşacağız. Özellikle dijital dünya. Dijital dünya denince çocukları tamamıyla mahrum etmek ya da tamamıyla uzaklaştırmak mı doğru? Nasıl yapalım? Yok, bu da doğru değil. Yani tamamen uzaklaştırmak da doğru değil. Otokontrol bizim elimizde olduğu sürece belirli sınırlar çerçevesi, belirli setler
çerçevesi içerisinde izin vermek de gerekiyor. Hani söylediniz ya işte öğretmenler internetten araştırma ödevleri veriyor. Bence burada en çok görev eğitimcilere de düşüyor. Yani aile evde ne kadar yasaklarsa yasaklasın eğitimciye de görev düşüyor. Yani eğitimci internetten araştırın demek yerine işte kütüphaneler var. Belediyemizin kurduğu çok güzel çocuk kütüphaneleri var. Yetişkin kütüphaneleri var. Bu kütüphanelere yönlendirmeleri gerekiyor. Hani evet araştırma ödevi veriyorum. İnternete zaten bir konu başlığını yazdığınız zaman direkt hep aynı konular çıkıyor. İnternetten getireceğiniz konu başlıkları ya da konu içerikleri kabulüm değildir. Kütüphanelerden, kitapların içeriğinden araştırmanız gerekiyor diye de öğretmenlerin yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki işte bilgi, yani o üç ana ekrandan tamamen uzaklaştıralım da değil. Bu sefer çocuklar işte hani arkadaşların içerisinde işte ben dışlanıyorum siz bana vermiyorsunuz gibi şeylerle de karşılaşılabiliyor. Belirli sınırlar ve çerçeveler içerisinde izin verilebilir. Evet. Yani şimdi tabii özellikle bu pandemi sürecinde bizler biraz hani pandemi süreci öncesinde çocuklarımızı biraz uzak tutmaya çalışmıştık. Ama şimdi elinden aldığımız teknolojik aletlerle birlikte onlar ders yaptılar. Yani 2 yıl gibi bir süre içerisinde dijital dünyanın tam merkezde, tam ortasına düştüler. İşte ne bileyim Zoom programları olsun, işte online dersler olsun, görüşmelerin online olması olsun, veli toplantısının online olmasına kadar böyle bir süreç bizleri aslında bekledi ve biz bu süreçleri geçirdik ama devamında bakıyoruz. Bazen bazı üniversitelerde online dersler devam ediyor. İşte bazı online toplantılar devam ediyor. Yani biz dijital dünyanın tam merkezindeyiz aslında. Şimdi istiyoruz ki çocuklar sürekli ders çalışsınlar. Ama bazen kontrol altına alabiliyoruz. Çok kontrolcü olmak da çocukların hoşuna gitmiyor. Dediğim gibi bu çocuklar özellikle belli yaş grubundaki çocuklarda çok otokontrol sistemi de olmuyor. Yani hani zamanı geldiğinde işte ben bir saat oynadım, bundan sonrasında oynamayacağım, kapatayım da diyemiyorlar. Bu kontrolü nasıl sağlamamız lazım? Nasıl yapalım? Yani nasıl yapmamız gerekiyor? Öncelikle sınırları belirlemek gerekiyor ve bu sınırlarda zaman aşımına kesinlikle ama kesinlikle müsaade etmemek gerekiyor. Yani evet bu bizim sınırımız. İşte şu anda sana yarım saatlik bir süre verdim. O yarım saatlik süre kadar izleyeceksin ya da oynayacaksın her neyse. Ama o yarım saatlik süre bittikten sonra bir dakika ise bile buna müsaade etmemek gerekiyor. Yani zaten bu şekilde yavaş yavaş aşama aşama çocuğunuzu teknolojik aletlerden de uzaklaştırabiliyorsunuz. Farklı oyuncaklar alın mesela çocuklara. Hani değişik ilgisini çekebilecek. Ne yazık ki şimdi oyuncaklar sadece çocuk odalarında oynanıyor. Sadece işte çocuk odalarından hiç dışarı çıkartılmıyor. İşte annelerin yeni kuralları. Bence oyuncak oturma odasında da oynanabilmeli. İşte mutfakta da oynanır. Yani çocuğun en çok nerede vakit geçiriyorsa oyuncaklar orada göz önünde olmalı diye düşünüyorum. Yani ben bunu kızlarımda yapıyorum mesela. Taşısın yani çocuk oyuncakları. Aynen. Kızlarım yani Berire'de biz bunu çok uyguluyoruz. Yani oturma odasına hani oturduğumuz odaya döküyor oyuncakları. Biraz biriyle oynuyor, sonra biriyle oynuyor. Bakıyorum sonra biraz boyama yapıyor. Tabii arkada böyle TRT çocuk açık oluyor. Arada onu dinliyor falan ama tamamen oturup da izlemiyor. Biz şöyle aslında hiç mi izlemedi diyeceksiniz. Evet izledi. Bir dönem YouTube izlemeye başladı. YouTube'da da böyle işte hani anneler çocuklarıyla, babalar çocuklarıyla videolar falan çekiyor. Bunları izlemeye başladı. Baktım şimdi oradaki çocuğun karakterinin aynısı Berire'de olmaya başladı. Yani oradaki çocuk ne yapıyorsa Berire'de aynısını yapıyor. Saçları asla toplattırmıyor. Çünkü neden? İşte oradaki Esma Nur da saçlarını toplattırmıyor. Onun saçları da sakla. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. YouTube'u tamamen kaldırdık evden. Yani telefonlardan, televizyondan tamamen kaldırdık. Hiçbir şekilde YouTube'a ulaşamadı. Erişimi sağlayamadı. Erişimini sağlamayınca bu sefer oyuncaklara dönmeye başladı. Çünkü hani oradaki işte can sıkıntısını televizyonla gideremeyince ne yapacak çocuk? Oyuncaklara dönecek, boya kalemlerine dönecek. Ve kendi kendine çok güzel oyunlar kurmaya başladı. Hayali çok güzel gelişmeye başladı. Dedim ki demek ki bu iş böyle oluyormuş. Hani bir anda tık diye değil ama aşama 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 ortadan kaldırarak aslında çocuklarımızı dijital dünyadan da uzaklaştırabiliyoruz. Biz farkında değiliz ama onların bilinç altına tamamen o mesajı veriyorlar. Yani bir atıyordu kendini böyle biz istediğini yapmadığımızda yere yuvarlanıyordu. Allah Allah diyordum bu çocuk önceden bunu yapmıyordu şimdi niye yapıyor? Bir gün böyle bakarken işte birlikte izliyoruz. O çocuk aynı hareketi yapıyor ama yani hiç farklılık yok. Aa dedim demek ki buradan öğrenilmiş bir davranış. Ne yapacağız? O zaman biz çocuklarımız için fedakarlık edeceğiz, kaldıracağız, kısıtlayacağız. Hani bu kısıtlamak da kötü anlamda değil aslında. Yani çocuğunuzun geleceği, çocuğunuzun işte psikolojik sağlığı için, fizyolojik sağlığı için hepsi için gerekli. Evet. Şimdi özellikle
ben çocuklarımı büyütürken hep şunu söylerdi. Uzmanlardan hep şunu duyardık. Derlerdik işte ekranla ne kadar az buluşursa o kadar iyi. Yani tabii o dönem bahsedilen dönem ekran denilen şey televizyondu belki. Evet. İnternet çok bu kadar yaygın değildi. Yani işte ekranla buluşma, işte çocuğun konuşmasını, çocuğun işte sosyal hayatını, işte bir oyuncaklarla oynamasını, her şeyini etkiliyor deniyordu. Evet, şimdi bakıyoruz. Şimdiki çocuklar belki çok hızlı konuşuyorlar ama kelime hazneleri o öğrendikleri kadar. Tabii işte ki. İzledikleri YouTuber'lar kadar ya da oluşturulan içerikler kadar. Şimdi belli bir yaştaki gruptaki çocukları takip edebiliyoruz. Bazen biz işte açık veriyoruz eline, işte çocuğum bunu izleyebilirsin diye. Ama belli bir yaştan sonra biz bunları çok fazla, yani dikkat etsek bile, arama geçmişine baksak bile çocuk bunu bu şekilde silmeyi biliyor. Hatta teknolojiyi bizden daha iyi biliyor. Evet. Ya bazen biz çocuklara bir şey soruyoruz. Diyoruz ki yavrum ben bunu açamadım. Açar mısın diyoruz. Ya da telefonunuzda bir ayarınız bozuluyor. Evladım ben bunu yapamadım diyorsunuz. Çocuk 2 dakikada sizin saatlerce uğraştığınız şeyi yapabiliyor. Halledebiliyor. Şimdi özellikle belli bir yaştaki çocuklarda içerik çok önemli dedik. Çocukları teknolojiden uzak tutmamız mümkün değil artık şu saatten sonra. İçerikleri nasıl takip edelim ya da nasıl içerikler oluşturalım ki çocuk aslında hem teknolojiden de kopmasın hem de öğrenme gücüyle alakalı ya da hayatına katabileceği şeyleri de öğrensin. Nasıl oluşturabiliriz ya da nasıl takip edelim? Şimdi biz hatayı şurada yapıyoruz. Telefonu, tableti, her neyse çocuğun eline veriyoruz. Diyoruz ki git hadi odanda izle. Küçük yaş grubu için söylüyorum bunu. Yeter ki işte benim başımdan gitsin. Ben bir 5 dakika nefes alayım ya da ben eğer arkadaşlarımla oturup vakit geçireceksem. İşte aman bana karışmasın, yanımda ağlamasın, mızmızlanmasın. Ben arkadaşlarımla burada 5 dakika bir hoş vakit geçireyim. 2 bardak çayımı içeyim, gideyim diye düşünüyoruz. Oysa bence çocuğunuzu dışarı salmaktan, dışarıya yollamaktan çok çok daha tehlikeli o yan odalar. Çünkü o yan odada eline en tehlikeli şeyi veriyoruz. Her türlü içeriğe ulaşabilecek şeyi veriyoruz. Yetişkinlere gelince eğer çocukluk döneminden itibaren biz o otokontrolü sağlamış isek, bazı duyguları çocuğumuza verebilmiş isek, çocuğumuz zaten o kötü niyetli şeyleri izlemeyecektir diye ümit ediyor, evet, düşünüyorum. Ama oldu ki izliyor ise de, yani ilk başta bütün sosyal medya hesaplarını bilmenizi öneriyorum kesinlikle. Şifrelerini, gerekiyorsa ara ara kontrollerin yapılması. Ki şimdi bazen şey oluyor, hani farklı hesaplar oluyor. Birkaç tane hesabı oluyor mesela, bir işte ergen gencin ya da kızın, hiç fark etmiyor. O hesapların kontrolünün yapılması gerekiyor. İçeriklerinin de kötü olduğunu mutlaka ama mutlaka ortaokul, lise çağındaki çocuklara anlatılması gerekiyor. Bak hani neden sonuç ilişkisi vardır ya, biz şunu yapıyoruz. Tamam bunu izlemeyeceksin diyoruz, çocuğa ahkam kesiyoruz. Çocuk neden izlemeyeceğini bilmiyor. Niye izlememesi gerektiğini bilmiyor. Ya diyor, geliyor gidiyor bana izlemeyeceksin, oynamayacaksın. Niye oynamayacağım ki diyor, neyi var diyor. Oynamaya devam. Bunu yapmak yerine çocuğa zararlarını anlatsak, işte oradaki kötü niyetli insanların bu oyunları, işte bu platformları kurduğunu anlatsak, belki çocuğumuz kendisi uzaklı. Yani inanın şu anki çocuklar çok akıllılar. Kesinlikle. Anlattığımızı anlayabilecek seviyede, düzeyde çocuklar. Ama neden sonuç ilişkisini mutlaka anlatmak gerekiyor. Doğru, yani kestirip atıl ya da onun yerine şunu izlersen çok daha iyi olur deyip konulmadığı zaman çocuklar öneri. Bunu, yani hani bu çok klişe bir anne baba lafıdır. Yani bir anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez deriz. Ama neden kötülüğü orada yakalayacağını ya da o teknolojinin ona nasıl bir kötülük oluşturacağını da anlatmadığımız zaman çok havada kalıyor aslında. Evet. Bazen dediğin gibi yani elinden çekip alıp işte saklamalar ya da ne bileyim işte teknolojiden mahrum etmeler olduğu zaman bu sefer çocuk başka ortamlarda yine ona erişim sağlamak için, yani hani balık tutmayı öğretmek denir ya aslında. Evet. Gerçekten öyle, yani bir şeyin artısını eksisini söylediğimiz zaman o çocuk başka birinin telefonundan ya da başka birinden de teknolojiyle buluştuğu zaman yine onu yapmayacak. Bazen de bilemiyorlar mı acaba? Yani şimdi içeriğin kötü olup olmadığını çocuk düşünemiyor. Yani bazen öyle reklamlar geliyor ki bizim de yetişkin olarak karşımıza çıkıyor. Yani işte cinsel içerikler ya da dinimize, değerlerimize zarar veren şeyler. Yani bunlar bazen hani denir ya 24 kare. Yani bu bir şekilde içinde harmanlanıp verilebiliyor çocuğa. Ya yani öncesinde mi izlemek lazım bu neleri izliyor, ne yapıyor? Tabii diye. Şimdi diyorlar ki işte telefona YouTube Kids yükledik. Hı hı. Ha, sadece evet. Çocuklar için. Biraz sonra bahsedeceğimiz Huggy Wuggy diye bir karakter var, oyun karakteri. Hı hı. Bunun YouTube'da görüntülenmesi işte kesinlikle yasaklanan bir karakter. Ama ne yapmışlar biliyor musunuz?
Keloğlan'ın içeriğine yerleştirmişler. Yarıya kadar Keloğlan, yarıdan sonra bu karakter anlatılıyor. Şimdi diyoruz ya hani biz işte çocuğumuzu koruduk. Hani çocuk için olanını yükledik ve onu verdik eline. Ama çok akıllılar. Hani o gelecek yeni neslin beynini nasıl öldürürüzü çok iyi bulmuşlar. O yüzden ya YouTube Kids yani hani çocuklar için Keloğlan. Keloğlan kadar masum bir şey var mı? Değil mi? Yani bizim çocukluğumuzun. Biz onu büyüdük yani, evet. Keşke şimdi de sadece o Keloğlanlar falan olsaydı yani. Ama onun içine yüklüyorlar mesela. Hiç siz hiç fark etmiyorsunuz. Eğer siz oturup onu izlememiş olsanız ya da işte çocuğunuz sizin yanınızda izlememiş olsa, çocuğunuz gece korkuyla uyansa diyeceksiniz ki Allah Allah niye korkuyor ki bu çocuk diyeceksiniz. Ne izlemiş olabilir? Oysa ben biliyorum Keloğlan'ı açtım onu izledi ama öyle değil. Evet maalesef. Öyle değil. Dediniz hani başkalarıyla da tanışabiliyorlar diye. Gene Hümam'dan bir örnek vermek istiyorum. Hümam 3,5 yaşlarında falan o zamana kadar telefondan işte çizgi film falan izlendiğini bilmiyor. 3,5-4 yaşlarında. Biz böyle bir aile oturmasına gittik. Oturmada her çocuğun elinde bir telefon ve çizgi film izliyorlar. İşte oyun oynuyorlar falan ama hepsi oğlumla yaş yani 4 yaş çocukları. Hümam orada öğrendi hani onun oradan izlenebileceğini. Biz vermek istemedik ama çok ağladı. İşte herkes bize ya tek sefer verin hiçbir şey olmaz falan. Oysa her şey tek seferle başlıyor. Kesinlikle öyle. Neyse sonrasında baktık biz bir yere gittiğimiz takdirde Hümam hemen işte herkes alıyor ya telefon. Ya babaannesine gidiyor ya bana geliyor telefonu verin telefonu verin. Biz artık işte ben telefonumu götürmüyordum evde bırakıyordum. Babaannesi de diyordu ki işte benim telefonumda da açılmıyor. Ve biz bu şekilde kısıtlamaları koyarak vermemeye başladık. Vermedik yani. Yani çok nadir verdik. Tabii şu anda ara ara tabii ki alıyor, oynuyor, bakıyor ama bizim sınırlarımız içerisinde. Mesela babası onun için özel oyun yazıyor. Program yazıyor eşim. Oyun yazıyor. O oyunu oynamasını öğreniyoruz. En azından kendi yazmış olduğumuz bir program. Evet. Ne oynayabildiğini görelim diye. Evet başkalarından da öğrenerek izleyebiliyorlar. İzleyebiliyorlar. Evet gerçekten öyle. Yani şimdi ben geçen yeni tanıştığım birinin çocuğu dedi ki işte telefonunda oyun var mı diye sordu bana. Yani artık çocukların ilk kullandıkları dil bu. Ya işte telefonda oyun var mı yoksa işte YouTube'dan bir şeyler izleyebilir ya da bir yere gidince hemen internet şifresi isteniyor i̇nternet değil mi? İnternet şifresi isteniyor. Ya önceden biz hani oyuncak belki önceyi hani çok böyle çocuklar sevmiyorlar ama bir yere gittiğimizde oyuncak var mı diye sorulurdu. Evin küçük çocuğu yoksa evden oyuncak götürülürdü. Hani annemiz çantamıza katardı evde küçük bir çocuk yoksa orada hani eziyet etmeyelim diye bir oyuncak konulurdu. Ama şimdi dediğin gibi işte evde bilgisayar var mı? İşte çocuklar bir araya toplanıyorlar işte bilgisayardan oyun oynuyorlar. Bazı evlerde oyuncak bile olmuyor ki. Doğru çoğu çocuğum oynamadı diye ben hepsini verdim diyorlar mesela. Çocuğum oynamıyor diye biz oyuncakları kaldırdık diyorlar. Oyuncak kaldırılmamalı ki. Evet. Eğer gözünün önünde olmadığı takdirde. Ne yapacak çocuk? Neye saracak? Annenin babanın elinde zaten telefon var. Ha, demek ki bu buymuş diyecek yani hayat. Telefona saracak yani. O yüzden oyuncaklar, kalemler, kağıtlar, kitaplıklar bunlar mutlaka ama mutlaka göz önünde olmalı. Ya bu tarz şeyler de çocuklar teknoloji dünyada algıları da kapanıyor mu? Yani bir şey soruyorsunuz mesela çocuk böyle bakıyor yani cevap vermiyor. Yani bu çocuğu evladım duymuyor musun diyorsunuz. Çocuk bakıyor yani. Hani bir algıda da kapalılık oluşturuyor mu aslında? Oluşmaz olur mu? Yani şu anda hangi okula giderseniz gidin ya da işte annelerin hangisine sorar. Yani 10 taneden 8 tanesi ne diyor? Çocuğunda dikkat eksikliği var. Evet, dikkat doğru. Neden var? Çocuk sadece bir noktaya odaklanıyor. Etrafını duymuyor. Sadece işte elinde telefon varsa sabahtan akşama kadar o oyuna odaklanıyor. Ya da işte televizyon izliyorsa sabahtan akşama kadar kimseyi duymuyor ki. Sadece oraya odaklanıyor. Oradan gelen mesajları alıyor çocuk. Evet. Sizi duyma ihtimali çok düşük. Ekran kalkmadığı sürece ya da ekrana kısıtlama gelmediği sürece ne yazık ki şu anda işte 10'da 8 olan oran 3 ay sonra 5 ay sonra 10'da 10'a yükselecek. Evet. Bununla ilgili şey anlatmak istiyorum. Singapur'da bir sosyal deney yapılıyor. 3034 tane çocuk ve ergeni bir sosyal deney yapıyorlar. İşte teknoloji ve dijital dünyanın bağımlılığıyla ilgili. Normal bağımlılık seviyesinde olmayan, işte sadece oynayan, hani belli zamanlarda oynayan çocuklar belli bir süre sonra bağımlılığa eriştikleri takdirde sosyal yaşam deneyi
deneyimleri, okul becerileri, hayata karşı olan fobilerinde artış görülüyor. Bir grupta da bağımlıyken normal oyun oynama, işte ara sıra oynama, hani kısıtlamalarla, belirli seviyelerle oynama düzeyine gelenlerde ise okul başarısında artış, hayata karşı fobilerde düşme, işte sosyal yaşamda, duygusal becerilerde artış görülüyor. Evet. Yani 3000 çocuğu, genci bir araya toplayıp 2 yıl süren bir deneyde, Singapur'da yapılan bir deneyde, yani bağımlı değilken çok çabuk bir sürede bağımlı olabiliyorsunuz. Ya da bağımlıyken kısıtlamalarla, belirli dozlara indirilerek bağımlılıktan kurtulabiliyorsunuz. O yüzden her şey aslında anne ve babaların, işte babaannelerin, anneannelerin, dedelerin elinde. Evet. Yani hani çocuklara teknolojiden uzak dur, telefonla oynama diyoruz ama kendi elimizde de telefon olduğu zaman çocuk şunu söyleyebiliyor. Sen de oynuyorsun diyor. Sen de diyor elinde telefon var diyor. Sen de telefona bakıyorsun diyor. Ya onun için biraz örnek de olmak lazım. Evet. Ağlamaları belli yaş grubundaki çocukların tamamıyla şey oluyor. Yani çocuk büyütenler bilirler. Yani o böyle bir şey oluyor. Gözünden yaş bırakmıyor. Hani böyle sadece ses çıkartıyor çocuk, evet, illa onu elde etmek için. Yani sonrasında da bağımlılık süreçleri oluşuyor. Yani hani biz yıllardır işte bağımlılık deyince aklımıza hep kötü maddeler geliyordu aslında. Ama şimdi teknoloji bağımlılığı diye artık literatüre bir kavram da girdi. Ve bununla alakalı tedavi alan insanlar var. İşte birazdan konuşuruz, oyun bağımlısı olan insanlar var. Evet. Yani biz böyle işte YouTube'dur ya da ne bileyim içerik izlemedir, film izlemedir. Hani bunlar birazcık daha doğru içerikler seçildiği zaman kıymetli olabiliyor. İşte bir çocuk daha masum. Yani hani mesela işte çocuğunuz çarpım tablosunu öğrenemiyor. Diyorsunuz ki bununla alakalı eğitimcilerin yaptığı YouTube'da çok güzel içerikler var. İşte diyorsunuz ki yavrum çarpım tablosunu buradan bir izle bakalım diyorsunuz. Yani aslında eğitici yanı da var. Hani işte direkt teknoloji kötüdür deyip kesip değil, atamayız ama içerikler konusunda böyle işte seçebiliriz. Bunları ayırt edebiliriz. Ama öyle bir bağımlılık var ki ben çevremde bazı insanlardan biliyorum, oyun bağımlılığı. Yani hani Allah korusun, bu çok büyük insanlarda da görülüyor, çocuklarda da görülüyor. Yani çocuk artık orada kesinlikle esir olmuş. Yani telefonun başından ya da işte tabletin başından, bilgisayarın başından kalkmıyor. Yavrum yemek yediyorsun, yemeğimi buraya getir diyor. Anne de götürüyor onun yemeğini, hayır buraya geleceksin demiyor. Çocuk her anlamda kulaklıkları da takıyorlar, dünyadan bir haber yaşıyorlar. Şimdi ne yapmak lazım? Bazen ebeveynler karışmıyorlar. Karışmayanlarını da gördüm. Ama dikte edenlerini de gördüm. Ne yaparsa yapsın o çocuk artık oyundan kopamıyor. Okuldan gelir gelmez mesela çantasını atıyor. Hemen direkt formalarıyla birlikte oturup oyun oynamaya başlıyor mesela. Şimdi o çocuk bağımlı olana kadar anne ve baba bunu görememiş mi diyorum yani. Hani çocuk evde. Çünkü biz şu anda küçük yaş grubunu konuşuyoruz. Demek ki o çocuğun bağımlılık sürecine gelene kadar anne ve baba sınırsız özgürlük vermiş evde. Bu bir süreç zaten değil mi? Tabii ki bir süreç. Yani hiç kimse hiçbir şeye bir anda bağımlı olmaz. Evet. Bunun bir süreci vardır. Bunun bir başlama aşaması. Ben size biraz önce neyi anlattım? Kızımı anlattım. Belki ben ona bir kısıtlama getirmeseydim. Ben YouTube'ları evimden kaldırmasaydım. Evimden yok etmeseydim. Belki benim kızım bugün bir YouTube bağımlısı olacaktı. Ben onu korumamış olsaydım, görmemiş olsaydım ona doğru ilerliyor olabilirdi. O yüzden mutlaka oyun seçmede, program içeriği seçmede aileler yönlendirmeli. Cihaz kullanımı konusunda örnek olmalı. Dedik ya biraz önce de işte hani ben telefonu eline alma deyip de elimde telefonla oturamam. Bunu yapmamalıyım. İşte zararları anlatılmalı ve teknolojisiz alanlar belirlenmeli. Yani işte akşam yemeğe oturdunuz mu? Yemekten sonra uyku vaktine kadar çocuklarınız saat kaça kadar uyanıksa siz de almayı verin bir zahmet. Telefonları elinize ya da işte her neyi alıyorsanız siz de kullanmayın teknolojiyi. Çocuğunuzun odasında hiçbir teknolojik aleti bulundurmayın. Televizyon, tablet, işte bilgisayar, her neyse telefon. Yatarken yani çok zor değil. Şimdi bakıyorum ortaokul çocukların eline akıllı telefon veriyorlar. Vermeyin arkadaşıma, gerek yok ki. Ne oldu ki eski tuşlu telefonlara? Tabii ki ihtiyaç. Çocuk gidip geliyor, gidip geldiği yeri öğrenmeniz gerekiyor. Ama bir tuşlu telefon sizin çocuğunuzun işini görebilir. En azından biraz daha o dijital dünyadan uzaklaştırabilmek adına bunlara kısıtlamalar getirilebilir.
Evet. Sokakta oynamaya mutlaka ama mutlaka fırsat tanıyın. Diyorlar ki ya dışarısı çok tehlikeli hocam, biz artık çocuklarımızı dışarıya salamıyoruz. Ama siz en tehlikeli maddeyi eline vererek yan odaya gönderiyorsunuz. Bence dışarıdan çok çok daha tehlikeli. Kesinlikle, yani en azından orada yani en azından bir mahalleden korkuyorsunuz. İşte semtten başına bir şey gelebilir diye düşünüyorsunuz. Ama internet dünyası dünyanın her yerinden kötü insanlarla karşılaşabiliyorlar. Bunu aslında hani şey gibi geliyor, masum gözümün önünde gibi diye düşünüyoruz aslında. Ara ara içerikler takip edilsin dedik muhakkak. İşte çocukların belki de bu bilgisayarda işte birçok filtreleme programları var. İşte hani dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Kısıtlı mod kullanırlarsa evet, karşılaşacakları tehlikeler biraz daha azalmış oluyor. Bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Bitmez, evet. Ama kısıtlı modda en azından o çıkan çirkin reklamlar çıkmıyor yani. En azından onları görmüyorsunuz. Evet. Bir de yani hani çocuklar çok teknolojiden uzak kaldığı zaman gerçekten hani akran zorbalığını daha önce konuştuk. İşte bir oyun söylüyor, çocuk onu bilmiyor. Ya sen diyor nasıl bilmezsin bu oyunu diyor falan gibi yani. Hani çocuklar da böyle ister istemez zorla bir teknolojiye itilen çocuklar da oluyor. Yani işte bilgi sahibi olmak neler oluyor? Yani oynamaması, işte bilgisayarın olmaması, akıllı telefonun olmaması çocuklar arasında bir böyle sanki yoksunlukmuş, alınamamış gibi de çocuklara bazen bunu anlatacaksınız ama çocuklara diyeceksiniz hani şu anda gereksiz olduğu için almıyoruz ya da işte hani zamanı gelince, vakti gelince biz sana zaten en güzelini, en iyisini alacağız ama şu anda gereksiz, gerçekten ihtiyaç değil. Bu ben oyunları araştırırken bir tane Hugi Wugi oyununu oğluma sordum acaba biliyor mu ki diye. Çünkü hani tam onların akranları oynuyor. Anne dedi hiç duymadım ben öyle bir oyun. Oh dedim, demek ki çünkü bunlar 5-6 arkadaş, çok yakınlar, sürekli de birlikteler. Demek ki dedim arkadaşları da oynamıyor. Çünkü arkadaşlar oynuyor olsa muhtemelen birbirlerine söyleyecekler ve duyacaklar. Yani birazcık yetiştirme tarzı da çok önemli. Yani siz çocuğunu tabii ki istisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmaz ama siz çocuğunuzu nasıl yetiştirirseniz, nasıl fıtratla büyütürseniz çocuğunuz da kendine ona göre arkadaşlar seçecektir. Evet. Bu da çok çok önemli. Tabii bazen hani dediğimiz gibi YouTube içeriklerinde şöyle şeyler de oluyor. İşte geçen kızım bize pankek yapmış mesela. Hani böyle eğitici yanları da oluyor. Hani bunlar da dikkat edilmesi lazım. Hani otokontrol çocuğa verdikten sonra çocuk aslında neyin bakılmaması, neyin izlenmesi, aslında bunu sağlamak lazım, evet, değil mi? Yani yapmadan ziyade çocuk onu hani bize ailelerimiz derdi ya işte hani İşte şu olabilir, şu kötü alışkanlıktır, bunu yapmazsan iyi olur diye anlattıklarında, evet, hani işte biz kötüyü, iyiyi ayırt edebiliyoruz. O dijital dünyada da herhalde dijital okur yazarlık diye hani çok konuşuyoruz ya. Galiba bunu sağladıktan sonra o çocuk kötü bir içerik çıktığında zaten onu reddediyor herhalde. İzlemiyordur. Evet, izlemiyor. Yani işte zamanında çocuklarınızla birlikte oturup neyi izleyip neyi izlememesi gerektiğini konuşursanız ya da işte bir oyun mu oynayacak, bir program mı izleyecek, öncesinde siz izleyip evet bak bu senin için sağlıklı, bu sana zarar vermeyecek, psikolojik olarak seni yıpratmayacak, bunu izleyebilirsin dediğiniz takdirde çocuklar bunu anlayabiliyorlar. O evet, yüzden en büyük görev burada anne ve babaya düşüyor. Evet, bu konuda da anne babalar işte çocukların arkasına bir sandalye çekip oturdukları zaman çok rahatsız oluyorlar. Ama onların olmadığı zaman da içerikleri galiba kontrol etmek. O çok yanlış zaten. Hı-hı. Yani hani böyle bazı şeyleri çok affedersiniz ama çocuğun gözünü soka soka yapmak değil yani. Hissettirmeden alttan alttan yapmak yani. Bu çok zor değil. Zaten bilirsiniz hani bütün anneler hisseder ve bilirler yani. Girip çıktıkça hangi programı izlediğini ya da işte hangi oyunu oynadığını, çocuğunuz okula gittikten sonra bir saatinizi ayırın, oturun, bir izleyin ya da bir oynayın. İçeriği nasılmış, nasıl bir şey varmış, acaba çocuğuma zarar verecek mi, vermeyecek mi diye bir bakın yani. Evet. Ya şimdi hani dediğimiz gibi birçok sosyal platformlar var. Buradan şimdi insanlar arkadaşlık da edinebiliyorlar. Belki de birçok ailenin korktuğu konu başlıklarından bir tanesi. Hani o oyun bağımlılığı evet çok çok önemli. İşte kötü içerikler evet çok önemli ama sosyal mecrada işte hiç tanımadıkları, belki de hiç yüzünü görmedikleri, gerçek kimliklerini belirtmeden çocukları suistimal eden insanlar da var. Kötü, evet, zihniyetli insanlar da var. İşte tehdit eden,
işte bir fotoğrafını gönder ya da işte sonrasında tehdit edip işte eğer şey yapmazsan, bana para göndermezseniz içerikleri dağıtırım diyen böyle kötü niyetli insanlar da olabiliyor. Mesela bunları direkt çocuklara anlatmak lazım mı? Yani böyle kötü insanlar ya da çocukların aklına, ailelerin şu da geliyordur. Yani ben şimdi bunu çocuğun aklına hiç sokmayayım. Yani nasıl davranmak lazım bu noktada? Şimdi bir kere çocukla aranızdaki bağı kuvvetli kurmanız gerekiyor ki bir yanlışa düştüğünde gelip ilk sizin kapınızı çalabilsin. Eğer bir çocuk bir hataya düştüğü zaman, bir yanlışa düştüğü zaman ilk olarak anne ve babasının kapısını çalamıyorsa dışarıda onu bekleyecek kötü insanların kapısını çalıyor. İşte o zaman da tehlikeye koşarak gitmiş oluyor. Yani direkt kucaklarına düşmüş oluyor. O yüzden çocuğa karşılaşabileceği her türlü kötülükte, işte dijital ortam olabilir, okul ortamı olabilir, her yerde ne olursa olsun İlk önce size anlatması gerektiğini vermek gerekiyor. Sonrasında tabii ki yani bunu böyle alenen çok açık bir şekilde değil ama ufak ufak işte gelebilecek tehlikelerin, tanımadığı insanlarla internet üzerinden nasıl normal hayatta dışarıda tanımadığımız insanla konuşmamamız gerektiğini anlatıyorsak çocuklarımıza, internet üzerinden de konuşmamaları gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Evet. Yani dış ortamdan daha tehlikeli olduğunu belki vurgulamak gerekiyor. Hani çocuklar bazen bunu işte önceden bize derler ya, bak dışarıda birini gördüğünde sana şeker verirse işte seni babana götüreceğim, seni annene götüreceğim derlerse inanma derlerdi bize. Ama şimdi bu dijital dünyada gerçekten çocuklar çok hızlı kanabiliyorlar. İşte ben diyor babanın arkadaşıyım, annenin arkadaşıyım diyor. Ya da işte sen şu okula mı gidiyorsun diyor ki biz zaten sosyal medyada tüm bilgilerimizi afişe ediyoruz aslında. Açık açık paylaşıyoruz. Yani açık açık, hatta önceden geçen bir arkadaşımla konuşuyorum. Önceden annenizin kızlık soyadını sorarlardı. Şimdi bankalarda da artık çok güvenli bir soru da değil. Çünkü sosyal medya hesaplarımızda artık çok rahatlıkla herkes her şeyi paylaştığı için çok gizli bir bilgi de kalmıyor. İşte ev ortamını, aile ortamını herkes, insanlar çok rahatlıkla paylaştıkları için belki de hani evin mahremiydi yatak odası, insanlar yatak odasından fotoğraflar paylaşıyorlar. İşte ne bileyim kıyafet videoları, makyaj videoları, birçok şeyler özel hayatını ya da aile hayatını gizliliği de çok ortaya çıktığı zaman bunlar normalleşmeye de başlıyor. Yani hani önceden bir insanın yatak odası müsaadesiz, müsaadesiz bile değil, müsaade etse bile girilmez yani, hani mahrem bir alandır diye. Ama şimdi bakıyoruz sosyal medya, artık insanlar, hiç tanıdığımız tanımadığımız insanlar çok ev ortamında işte rahatlıkla görülebiliyorlar. Çocuklar da bunu çok, özellikle bu çağın çocukları bunun çok normal bir şey olduğunu görüyorlar. Çünkü normalleştiren anne ve babalar. Evet. Anne ve baba yatak odasını paylaşırsa, evinin en özel, en mahrem yerini paylaşırsa ya da yediği, içtiği her şeyi paylaşırsa çocuğa bu çok normal gelir ki. Yani o zaman çocuk der ki, annem babam ya bizim yaptığımızdan bir tık daha fazlasını yapacak bizim çocuklarımız. Evet. Bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Normal gelir çünkü. Evet. Olarak. Şimdi bizim bazı davranışlarımız anne ve babalarımıza normal geliyor mu şu anda? Gelmiyor. Çünkü neden? Onların zamanında öyle değildi. Bizim çocuklarımıza da bizim bazı davranışlarımız normal gelmeyecek. O yüzden biz ne kadar işte özel hayata saygıyı öğretebilirsek, paylaşılmaması gerektiğini öğretebilirsek çocuklar da bu yönde yetişirler. Evet. Yani çocuklar hani belki bu bize ailemizden geçen bir davranıştı. Ben hiç unutmuyorum. Bir işte misafirliğe gittiğimizde namaz kılması için anneme yatak odasını göstermişlerdi. Annem kılmamıştı, olmaz burası uygun değil demiş. Yani hala bizim çocukluğumuzda o kalmıştır akılda. Yani başka bir insanın yatak odasına girilmez diye. Ama şimdi bakıyoruz o dijital dünyada insanlar çok rahatlıkla bunu afişe ettikleri için artık böyle bir mahremiyet özel kavramı, alan kalmadı. Aile kavramı ciddi anlamda maalesef kalmadı. Dejenere oluyoruz. Ve gençler bu noktada daha böyle saygıyı ve sevgi çerçevesini daha az biliyorlar gibi geliyor. Şimdi dediğimiz gibi bazı çocuklar inanılmaz oyun bağımlısı. Yani gözü hiçbir şey görmüyor. Diyor ki aile, yani biz bu çocuğu nasıl kurtaracağız? Artık bu çocuk böyle bir şeyin içine düştü. Yani biz bunun bu kadar olacağını bilmiyorduk. Biz bu çocuğu nasıl kurtarabiliriz? Eğer tek başlarına mücadele edip biraz önceki saydığımız maddeleri uyguladılarsa, işte belli kısıtlamalar getirip farklı alanlar açıp işte çocuğu sosyalleşmeye yönlendirdikleri takdirde bile çocuk hala evde tek başına kalmak istiyorsa, tamamen içine kapandıysa, o zaman diyoruz ki bir uzmandan destek almak gerekiyor. Çünkü artık bağımlılık boyutunu geçmiş, bağımlılığa gelmiş. Bağımlılık da her ne olursa olsun tedavi edilmesi gereken bir durum. Böyle duruma gelen çocuklara mutlaka ama mutlaka
bir uzmandan destek almak gerekiyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Çocukta bir içsel huzursuzluk başlar. Tamamen bir içine kapanma başlar. Kimseyle görüşmek istemez. Odasında yalnız kalmak ister. Yani sosyal hayattan tamamen uzaklaşıyoruz. Evet, okula gidiyor, okuldan geliyor. Sadece odasında vakit geçiriyor. Oh çok iyi, hoş, benim çocuğum evden hiç dışarı çıkmıyor. Hı. Evet. Bu çok büyük bir tehlikedir. Yani tehlike çanları çalıyor demektir. Çocuğunuz odasından hiç çıkmıyorsa, odasında kendi kendine mutluysa bu sizi mutlu etmesi, mutsuz etsin. Ya böyle okul başarısı da düşüyor bu çocukların değil mi? Yani hani dediğimiz gibi algısı kapanıyor, ders çalışmıyor. Tabii ki. Sosyal alan zaten hiç yok. Çünkü tek odaklı, yani eve gideyim oyunu oynayayım ya da eve gideyim o programları izleyeyim. Eğer oyun oynuyorsa o oyundaki karakteri kazanayım, daha yükseleyeyim falan. Derste bile akıl sadece buna çalıştığı için derslere yönelemiyor. Kendisini veremiyor. Okul başarısı da düşüyor haliyle. Peki önce bir kendimiz yöntemler denesek. İşte birazcık daha saat koymak gibi. İşte bak şimdi okuldan geleceksin. Biraz dinlen. Ödevlerini tamamla. Sonrasında işte sen bir saat bu oyunu oynayabilirsin. Ya da sen bir saat bu içerikleri izleyebilirsin deyip. Yani böyle bir yol denedikten sonra olmuyorsam gitmek lazım. Tabii önce ki. Bir kendimiz deneyelim mi bir Tabii şey? Tabii ki önce deneyin. Kısıtlamalarınızı koyun. Sınırlarınızı koyun. Ama hala o sınırlara karşı olmuyor. Israrcı ise ya da işte evde... Ergen döneminde işte ne yapıyorlar? Sinirleniyorlar. Geliyor böyle kapı duvar yumrukluyor hocam diyor. Evet. Yani ne yapayım diyor. Ben izin vermediğim için kapı duvar yumrukluyor diyor. İşte o zaman tedavi edilesi bir çocuktur bu. Hı hı. O zaman kısıtlamalara karşı geliyorsa tedavi edilesi bir çocuktur. Ama küçük yaştaki çocukları korumak biraz daha kolay yani. Hani o ergenlere, yetişkinlere göre. Çünkü neden? Çocuğun elinden telefonu alırsınız ama eline çok güzel, farklı bir oyuncak verirsiniz. O onunla biraz ilgilenir. Ya da işte eline boya kalemleri verirsiniz. O çocuklarda daha kolay. Tedavi süreci de çok daha kolay. Ama yetişkinlerde, gençlerde biraz daha zor. Evet, yani yerini doldursanız da o illa onu istiyor. Yani artık bir boşluğa dönüşüyor. Hı. Yani şimdi ben sizin elinizden telefonu alsam desem ki Sibel Hanım size işte 24 saat boyunca telefon vermeyeceğim. Ne yaparsınız desem? Ne yaparsınız? Evet, gerçekten çok eksikliği olur. Dün hatta biz çekimdeyken Şahin benim telefonla Ayasofya Camii çekiyordu. Aa, dönüp dönüp telefon aradım yani böyle. Bir eksikliği ya, bakmasanız bile. Duygusal bir boşluk evet, hissediyorsunuz. Evet, aranıyorsunuz yani. Aa diyorum şimdi beni arasa. Şimdi bana diyorum nasıl ulaşacak? Ben şimdi dışarı çıktım. Şahin içeride görüntü çekiyor. Dedim şimdi beni arasa ne olacak? Yani arasa dışarıdayım zaten sonuç itibariyle. Bir boşluk oluyor yani ister istemez. İşte çocuklarda da aynı boşluk oluyor. Ve onlar o boşluğu nasıl doldurabileceklerini de bilmiyorlar. Evet. Ne yazık ki. Bilmedikleri için de sadece onların hayatının odak noktası o gibi olmuş evet. oluyor. 4, 5, 6, 7 ve 8 yaş grubu. Hı-hı. Sosyal ve soyut ve somut kavramı tam ayırt edemediği için ne yazık ki içerikteki şiddetleri de ayırt edemiyor. Yani hani gerçek mi, hayal mi, bunu çok ayırt edemediği için de çok yoğun yaşıyorlar bu duyguları. O yüzden özellikle işte 4 ila 8 yaş grubu arası çocuklarında bu yönde aşırı derecede bir bağlılık, bir bağımlılık hisseden anne ve babalar mutlaka ama mutlaka hemen bugünden itibaren bir kısıtlama getirmeli. Evet. Bugün bir programda denk geldi. Çok da üzüldüm yani duyunca. Orta son yani aslında 14 yaş yapıyor. 14 yaşındaki iki tane kız evden kaçıyorlar. Yani TikTok'tan tanıştıkları biriyle. İşte Sivas'tan Ankara trenine binmişler. Ve orada kamera kayıtlarında da biriyle buluştukları gözlemleniyor. Yani şimdi 14 yaşında düşündüğünüzde çocuk denebilecek bir yaş. Yani sosyal mecrada hani birisi kaçırır, birisi götürür diye korktuğumuz, endişelendiğimiz çocuklarımız sosyal medyalardan birilerini güvenli bir ortam sanıp ağlarına düşebiliyor. Yani bu arada çocukların da ailesel boşluklarının da doldurulması lazım değil mi? Yani çocukta o duygu boşluğu, ne bileyim duygu akışı yoksa aileden, anne babadan, çocuklar buna da yönlenebiliyorlar herhalde. Ya da bir macera arayışına mı giriyorlar acaba? Yani macera da arıyorlar ama bunun işte yani en büyük sebebi o duygusal boşluklardan kaynaklanıyor. Bir çocuğun duygusal bir boşluğu yoksa, anne baba o boşluğu tamamen doldurdu ise, yani sevgisiyle, merhametiyle, şefkatiyle o duyguyu çocuğa tamamen verdiyse, çocuk dışarıda aramıyor sevgiyi. Yani eğer bir çocuk evde şiddet görüyorsa o çocuk İşte dışarıda duyabileceği tek güzel bir söze, tek güzel bir kelimeye arkasına bakmadan gidiyor. Çünkü o güzel sözcüğü daha önce hiç duymamış ki hayatında.
O evet. Ona çok farklı geliyor. Yani TikTok gerçekten yasaklanması, birçok ülkede yasaklandı evet. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki hala yasaklanmadı. Evet. Yani şimdi biz çocuklara diyoruz ama koca koca kadınlar, adamlar TikTok'ta şey çekmiyorlar mı? Video çekmiyorlar mı? Maalesef evet. Ya da işte video çekmeseler bile telefonlarında o TikTok uygulaması yok mu? İzlemiyorlar mı? Bunları ne yapacağız? Hadi biz hep çocuklar üzerinden konuşuyoruz ama toplumu sadece çocuklar kirletmiyor ki. Doğru, yani TikTok videosu çekiyor, yanında çocuk. Yani anne baba TikTok videosu çekiyor. Ya zaten bir anne baba TikTok videosu çekiyorsa o evde yetişebilecek çocuğun hiçbir suçu yoktur. Gerçekten yoktur yani. Önce o anne babanın tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. Ya çocuk bunu normal ve sıradan gibi tabii kabul ediyor. Çok sıradan ediyor. Geliyor yani. Sıradan kabul ediyor ve onun içine tabii normal bir mecraymış gibi gelmiş oluyor. Peki hani ben hayatımda hep insanların özel hayatının gizliliğine, çocuk olsun büyük olsun çok önem veririm. Hatta mesela çocukların çantasını karıştırmam etmem falan böyle benim gibi düşünenler vardır ama... Yani böyle bu kendini suçu gibi hissetmemek lazım değil mi? Benim gibi düşünen anneler olabilir. Mesela ben işte bazen ne yaptıklarını merak etmek için geçmişe bakayım diyorum. Sonra diyorum ki ya bu çocuğun özel hayatıdır diyorum. Sonra diyorum ki hayır biz bunu kontrol etmezsek olmaz diyorum. Mesela benim gibi düşünen anne babalar kesinlikle baksınlar mı yani çocuğun böyle özel hayatı gibi diye düşünmesin. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bir çocuk evlenene kadar özel hayatı olmaz. Bak çok açık ve net söylüyorum. Bence bir çocuk, hatta bir yetişkin evlenene kadar özel hayatı olmaz. Annesi ve babası onun özel hayatını bilmek zorunda. Ki onu gelebilecek kötülüklere karşı korusun. Evet. Gerekiyorsa yani çantasına, tabii ki karıştırın. Gerekiyorsa çantasına da bakın. Kitapların arasına da bakın. Artık hani ceplerini de kontrol edin. Çünkü inanılmaz derecede kötü bir toplumda yaşıyoruz. Yani yasaklı madde ortaokul çocuğuna kadar maalesef. Düşmüş. Yani ortaokul çocuğu dediğimizde ki 5. sınıf çocuğu 10 yaşında oluyor. Doğru. Şimdi buraya kadar düşmüşse benim çocuğumun özel hayatı olamaz, kimse kusura bakmasın. Ben bakarım yani. Araştırmak. Bilgisayar geçmişine de bakarım. Değil mi? Tabii ki söylemeyin. Ona hissettirmeyin. Onunla aranızdaki işte o güveni zedelemeyin. Ona sezdirmeden bakın. Aynı baktığınız gibi de bırakın. Fark edemesin. Bu yapılmalı bence. Evet. Ki benim 3 tane çocuğum var. Hani onlar büyüdükleri zaman bunu yapacak mıyım? Evet yapacağım. Neden yapıyorum? Onların iyiliği için yapıyorum. Evet. Bunu ben de yapacağım. Allah'tan benimkiler bu saatte beni izlemiyorlar. Yani hani tabii buna dikkat etmek lazım. Ama yine de o otokontrolü çocuklara çok ciddi anlamda sağlamak lazım ki. Yani çocuk onun işte kötü bir şey olduğunu mu ne olduğunu anlamıyor. Mesela çocuklar sanırım internette en çok argo sözler ve cinsel içeriklere maruz kalıyorlar galiba. Evet. Yani o sıradanlaştırılıyor mu? Yani basit izlenilen bir filmde bile birçok platformlarda yani bakıyorsunuz bir diziye başlıyorsunuz, bir film izliyorsunuz. Yani büyüklerin izlediği şeylere bile içeriğine muhakkak yani cinsel bir şey eklenmiş oluyor. Argo bir şey eklenmiş oluyor. Yani önceden hani bu çok örnek verilir. Bir Türk filmi sahnesindeki Türk filmi sahneleri çok açık olmazdı. Yani hani Türk aile formunu koruyan bir özellikle olurdu. Yani uygunsuz bir sahne çıktığı zaman insanlar hemen kumandayı nerede yakalayacağız da kapatacağız diye bakar. Ama şimdi herkes o sahneleri izleyebiliyor rahatlıkla. Yani biraz toplum olarak da mı artık böyle bunları kabul ettik? Normalleştiriyoruz. Gerçekten her şeyi normalleştirdiğimiz için izlenmemesi gereken mahrem olan sahneleri bile izlemek çok normal geliyor. İşte evlerde de açılan televizyonlarda izlenen programlarda gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bizim evimizde televizyon var. Haftada bir gün tek bir dizimiz var eşimle izlediğimiz. Onu da işte benim çocuklarımın rutin uyku saati 8.30'dur. Zaten işte yeni saati 9'da başlar. Çocuklar hiç görmezler mesela. Hmm. Hani hafta içi televizyon açıyor muyuz? Televizyon açıyoruz ama arkada TRT çocuk açık oluyor. Haber hiç açmıyoruz mesela. Çünkü evet. Haber bile açamıyoruz artık evde. Ya da işte oturalım da dizi izleyelim yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Çünkü içeriğinde neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Aniden paldır küldür değiştirmek istemiyorum. Çünkü çocuklar artık biz küçükken sorgulamıyorduk neden değiştiriyorsunuz diye. Hmm. Şimdi çocuklar bunu sorgulayacaklar yani. Doğru. Anne neden değiştiriyorsun ya da baba neden değiştiriyorsun diyecekler. O yüzden böyle şeylere maruz kalmamak için izlemeyin. Gerçekten izlenecek hiç, yani hiçbir şey yok. Yok. Doğru. Hatta biz o Türk filmlerinin sahnelerini bilirdik, dakikalarını bilirdik. Hemen elimizde kumanda böyle değiştirirdik.
ve izlenmezdi yani ya. Tek başınızda olsanız bile evde izlenmezdi o sahneler yani. Ama şimdi yani. Evet, hiç maalesef fark etmiyor, izleniyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Hani büyük sözüdür ya, çok da severim. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah bu günlerimizi aratmasın tabii ki. Çocuklarımızı özellikle bu zamanda yetiştirmek çok kolay değil. Teknoloji bağımlısı oluyorlar. İçeriklerini bazen kontrol edemediğimiz durumlar olabiliyor. Bunları hepsini detaylıca konuşacağız. Ara zamanımız gelmiş. Kısacık bir ara, sonrasında hemen sizlerleyiz. Tabi aradan sonra sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Sevgili Elif Eken program konuğumuz, bizler şöyle bir sıcacık çayımızı aldık. Artık kış günleri olunca böyle sıcak şeyleri geliyor. Gerçi dışarıda da çok güzel bir hava var. Evet. Yani böyle yalancı bahar derler ya, böyle sanki yalancı bir bahar gibi. Aman dikkat edin, kendinizi ihmal etmeyin diye de söylemiş olalım. Tabi başka ihmal edilmemesi gereken bir konu başlığıyla da devam ediyoruz. Dijital dünyadan konuşuyoruz. Yani biz diyoruz ki dijital dünya çok kötüdür, aman uzak kalalım, kullanmayalım, kesinlikle evlerimize almayalım gibi bir şey söylemiyoruz aslında. Hani medya okuryazarlığı yıllardır konuşulan bir konuydu. Aslında dijital okuryazarlıktan konuşuyoruz bugün. Bu çok çok önemli. Tamamıyla hayatımızın hiçbir alanında belki kendimizi mahrum edemeyiz. Çocuklarımızı tamamıyla bundan çekemeyiz, mahrum edemeyiz ama nasıl kullanmamız gerektiğini ve onlara nasıl örnek olmamız gerektiğini, çocuklarımıza en azından bu bağlılık ve bağımlılık dedik, bu duygulardan doğru şekilde bunları ayırt etmek çok önemli diye söyledik. Şimdi oyunlar konusuna devam edelim. Şimdi bazen çocuklar diyorlar ki işte şu oyun biliyor musun, şu oyun var mı, ya da işte duyduk My Banana diye bir oyun vardı, insanlar bunun yüzünden yaşamlarına son verdiler. Ya da birçok oyun var insanların özel hayatını etkileyen, belki de yaşamına son vermesine sebebiyet verebilecek. Ya da maddi anlamda cebine çok büyük sıkıntılar oluşturan oyunlar. Hem madden hem manen kaybettiren oyunlar var. Biraz bunlardan da konuşalım. Hangi oyunlara dikkat etsin çocuklar? Tamam. Şöyle Momo ile giriş yapalım, hı-hı, o zaman. Yani ekranı da Momo'nun karakteri gelirse çok, biz bile ilk gördüğümüzde korkabileceğimiz, gayet çirkin bir karakter. Bu Momo ne yazık ki çocukları intihara sürükleyen bir karakterdi. Hani çocukların intihar etmesine sebep olan birçok çocuğun, yanlış hatırlamıyorsam Momo 2018 yılında çıkmıştı. Hı hı. 2017 gibi falan çıkmıştı Momo. 2017 yılında çıkmıştı. Ve birçok çocuğun ölümüne sebep olmuş. İşte kolunuzu kesin, kolunuzdan işte kan akmayacak gibi. Aa. Bu şekilde intiharlara sebep olmuştu. Momo'nun kesinlikle oynanılmaması gerektiğini, hı-hı, düşünüyorum. Mavi Balina. Mavi Balina da işte sanal ölüm tuzağıydı. Tamamen şiddet içerikli. Evet, bu Mavi Balina şu anda, hı-hı, ekranlardaki. Sanal şiddet içerikliydi ve 50 gün boyunca süren bir oyun. 50 günlük bir oyun oluyor. Her güne bir tane kural koyuyorlar. Her gün için bir tane şiddet, hı-hı, kuralı veriyorlar. Yavaş yavaş, aşama aşama. Sonrasında bu mesajlar çocuğun işte bilinçaltına yerleştikten sonra işte seni kimse duymaz. Çığlık atsan da seni kimse duymaz. Ölsen de tekrar zaten dirileceksin. Ölüm yok işte. Zaten yeniden doğacaksın gibi mesajlar veriyor. Ve en son olarak da ya yüksekten atlamasını istiyor çocukların bu Mavi Balina oyununda, hı hı, ya da işte kendilerini asarak öldürmelerini istiyor. Bu kadar tehlikeli. Yani bunun, hadi çocuklar dünyasını anlıyorum da, bu büyükler Mavi Balina oyununa nasıl kandılar? Yani Mavi Balina oyunuyla alakalı çok ölen insan oldu diye biliyorum. Yani hem bu Türkiye'de hem dünya genelinde böyle bir sıkıntı oldu. Yani artık yani nasıl oluyor, nasıl Mavi Balina'yı yapan kişi 2016 yılında tutuklanarak mahkemeye, hı, çıkarılıyor ve davada neden bu oyun yaptığını, hani neden böyle bir oyun ürettiğini, çünkü birçok insanın öldüğünü, canına kıydığını, kendine zarar verdiğini anlatıyorlar. Hı hı. Şöyle söylüyor, ben diyor çocukken çok fazla şiddete maruz kaldım diyor. Dünyadaki şiddete meyilimli olan, çok affedersiniz direkt ifadesi bu şekilde, şiddete eğilimli olan pislikleri dünyadan yok edebilmek adına diyor ben böyle bir oyun ürettim diyor. Aslında bu oyunu üreten kişi çok zeki. Yani zamanında bir şiddete maruz kalıyor ve bu maruz kaldığı şiddet sonrasında düşünüyor, böyle bir oyun üretiyor.
Çünkü oyunda işte kurallar veriyor ya, bir insan eğer şiddete eğilimliyse kendine zarar verebilir. Evet. Psikolojik olarak bu böyledir. Eğer bir insan kendi canına zarar verebiliyorsa ya da bir başkasının canına zarar veriyorsa demek ki şiddete çok fazla eğilimi vardır. Bunu yapan işte kişi de çocukluğunda çok fazla şiddete maruz kalan birisiymiş. Çok dünyadaki işte kötü insanları yok edebilmek adına diyor şiddet içerikli bir oyun ürettim. Sonunda eğer insan kendine zarar verebiliyorsa diyor, ölüyorsa diyor, dünya bir tane pis insandan kurtulmuş oluyor diyor. İfadesinde de direkt bu şekilde söylüyor. Çok ilginç. Onun dışında yine Sirenhit mi? Sirenkafa. Sirenkafa. Evet. İlginç bu da böyle var. Sirenkafa uzaktan bakıldığında camiye benziyor. Böyle bir minare, işte minber ve şey, hani o caminin kenarlarında işte şeyler oluyor ya, azdeler, pörleler oluyor ya, ona benziyor. Ama ne yazık ki Sirenkafa çocukların en çok korktuğu karakterlerden bir tanesi. Biz bununla ilgili bir şey yaşamıştık. Hı-hı. Böyle bir oturmaya gittik. Orada 4. sınıf çocuğu kendi elindeki telefondan çocuklara bu Sirenkafa'yı gösteriyor. Neyse biz eve geldik. Biz orada tabii fark edemedik. Hani kalabalıkta, kargaşada kimse de bir şey söylemedi. Oğlum gece yatacak. Normalde çocuk hani 8.30 dedi mi uykuya geçer, yatar. Yatırdık ama nasıl ağlıyor böyle, titriye titriye anlatamam yani. Hı hı. Oğlum ne oldu dedik. İşte Sirenkafa diye bir şey varmış. Bana onu gösterdi. Ben çok korkuyorum. Gözümü kapattığım zaman gözümün önüne o geliyor dedi. Biz hemen tabii internetten açtık, baktık Sirenkafa ne diye. Hayır şey, korkulmaması gerektiği olan bir şey anlattık. Hı-hı. Ama bu oğlumla 3 ay boyunca sürdü. Yani bu korku çocuk ilk görür görmez, çünkü çok itici, çok çirkin. Bu Sirenkafa da 2018 yılında korku tiplemesi sanatçısı tarafından üretilen bir karakter. Yani çok itici zaten. Evet. 2018 yılında bu tiplemeyi yapıyor ve bu sanatçının, sanatçı da demek istemiyorum aslında, bu sanatçının bu yönde birçok çizmiş olduğu karakter var. Çocukların en çok korktuğu karakterlerden bir tanesi de bu Sirenkafa. Yani inanılmaz derecede korkuyorlar. İşte Mavi Balina da öyle. Bir de bir Mavi Bebek diye bir oyun vardı. Onda da işte şey, banyoda oynanması söyleniliyor o oyunda da çocuklara. Banyoda oynuyorlar. Ellerinde telefon oluyor işte. Oyunun bir kısmında diyor ki banyonun ışıklarını kapatın. Banyonun ışıkları kapatılıyor. Her çocuk bunu banyoda oynamıyor tabii. Bazısı bu hugu vugi, bu da çok tehlikeli. Bazı çocuklar işte odalarında oynuyor, ışığı kapatıyor. Diyor ki işte oyunda, evet diyor, şimdi telefonu salla diyor. Elindeki telefonu salla diyor. Kolunda bir ağırlık hissettin değil mi diyor. Şimdi ver elindeki bebeğimi bana diyor oyunda. Çocuk, yani birçok çocuğun bu Mavi Bebek oyunundan sonra ruhsal yönden sağlığının yitirildiği ne yazık ki var. Hani bu Mavi Bebek oyunu da çok tehlikeli. Çocuk elinde hani o elini sallamanın hissiyle, telefonun hissiyle elinizi sallayınca bir ağırlık hisseder misiniz? Tabii ki şurada tabii bir ki hissedilir bir, değil evet. mi? Çocuk gerçekten karanlıkta elinde bebeğin olduğunu düşünüyor. Ve çığlıklar içerisinde işte eğer evde kimse yoksa daha kötü şeyler yaşıyor. Eğer evde anne baba varsa, sesini duyduysa, müdahale ettiyse çok farklı bir durum oluyor falan. Sonrasında eğer çocuk o anda korkmayıp o Mavi Bebek oyununa devam ettiyse ilerlemesi çok çok daha kötü oluyor. İşte bebek lavaboya düştü diyor. Sen benim bebeğimi öldürdün, sıra ben sendeyim. Ben seni öldüreceğim. Eğer sen benim söylediklerimi yapmazsan diyor Mavi Bebek oyununda, ben diyor işte sana zarar vereceğim. Ne yapıyor işte? Arkadaşına zarar vermesini söylüyor. İşte iteklemeyle başlıyor. Başka bir şeyle başlıyor. Sonra anlamsız nedenlerden ve gereksiz sebeplerden dolayı ortaokul çocuklarının, lise çocuklarının birbirlerini öldürdüklerini duyuyoruz değil mi? Maalesef. Ya da birbirlerini hastanelik ettiklerini. İşte bunların en büyük temeli bu oyunlardan kaynaklı. Yani bunlar ülkemizde şu an rahat bir şekilde indirilebilen oyunlar mı? Ben çok bilmediğim için soruyorum. Yani bazıları evet. Hı hı. Yani hani İşte bu oyunlarda telif gerekiyor ya da insanlar gizli kaçak başka yerlerden, platformlardan bir şekilde indiriliyor ya da işte ücretli indiriliyor falan, bir şekilde ulaşabiliyor çocuklar bunlara. Yani bunlara ulaşamasalar bile en azından işte isimlerini yazdıkları takdirde eski videolarını bile izleyebiliyorlar. O bile bence çok büyük bir problem yani. Evet. Yani çok sıkıntılı. Şu bir tane şey var yani, böyle çok çirkin. Hagi Vagi mi dedim ben, çok bilmiyorum ismini. Hagi Vagi evet.
Mesela o da değil mi? Hani Keloğlan'ın içine bile işte Keloğlan masallarının içine ya, bile. Ve şey bunların peluş oyuncakları var inanabiliyor musunuz? Evet peluş bir oyuncakları insan, doğru. Şimdi ekrana gelirse görürsünüz o kadar çirkin dişleri falan var ki. Yani bir insan çocuğuna bu kadar çirkin bir oyuncağı niye alır ya da neden almak ister? Evet. Bu oyunda da çocuklara şu mesaj veriliyor. Boğaz sıkma. Şimdi ekrana geldi. Ne kadar çekin değil mi? Biz bakarken evet, bile. Gerçekten. Düşünsenize bunu akşam karanlıkta böyle bir anda telefonunuzda çıktığını. Çok itici ve ürkütücü ya yani. Ya ben bile korkarım yani. Hani kaç yaşında insanlarız. Hiç fark etmez. Çocukların dünyaları çok daha farklı. Bu oyunda da çocuklara boğaz sıkması. Yani işte hani boğazlarından hani direkt zarar vermesi. Evet. İşte... Bunda da gene işte şey diyor oyunun içeriğinde hani biraz işte tabii ki işte diyecekler ki hocam hani biz açtık ama hiç öyle bir şey. Tabii ki ilk turda bunu görmeyeceksiniz. İkinci turda, üçüncü turda çocuğunuz elde etmeye başladıktan sonra bu mesajları veriyorlar. Onlar da yani kimse kusura bakmasın ama kalkıp da işte Müslüman olmayan biri benim çocuğumun iyiliğini düşünecek oyunlar üretmez ki. Doğru. Allah korkusu olmayan biri benim çocuğuma zarar vermeyecek oyunları üreteyim diye düşünmez ki. O yüzden biz dikkatli olmak zorundayız. Bu oyunda da diyor ki işte oyunu oynamaya başlıyorsunuz. Belli bir aşamaya geldikten sonra diyor ki gece işte karanlıkta eğer benim sana söylediklerimi yapmazsan gece karanlıkta ben senin işte boğazını sıkabilirim. O yüzden benim senin boğazını sıkmamı istemiyorsan sen arkadaşının boğazını sıkacaksın. Bu mesajları işte veriyorlar. Alttan alta çocuklara veriyorlar bu mesajları. Şimdi bakıyoruz okulda çocuklar harala gürele birbirlerinin boğazına yapışıyor. Hep böyle şiddet eğilimli çocuklar. Çünkü neden? Hep şiddet eğilimli. Yani yaklaşık bir saattir konuşuyoruz ve sadece teknolojinin şiddet bölümünü konuşuyoruz. Konuşursak daha saatlerimizi bile alabilir bu yani. Evet. Çünkü şiddetin içerisindeler ya. Görüyorlar. Sürekli ellerinde ve çocuklara bu mesajlar veriliyor işte. Hani sen arkadaşının boğazını sıkacaksın. Sen arkadaşına zarar vereceksin. Ne oluyor işte? Arkadaşına zarar veremeyince o arkadan gelen fısıldamalarla, o arkadan gelen... Düşünsenize içinizdeki bir ses sürekli işte arkadaşına zarar ver, eşine zarar ver, onu yap. Bu ses sizi kemirir. Ya karşınızdakine zarar verirsiniz ya da evet. Ne yaparsınız? Kendinize zarar verirsiniz. Yani Allah korusun. O yüzden... Ya bunlar gerçekten hani nasıl olur diyordum ben. Yani bu mavi balinadır ya da başka oyunlardan işte hayatını kaybeden koca koca insanları gördük yani. Gençler, çocuklar tabii ki onlara hiç kıyamıyoruz ama çok büyük yaştaki insanların da hani nasıl büşebilirsiniz? Böyle bir oyunun içinde bu oyuna nasıl alet olursunuz demeyin. Belki insan beynidir yani kapılabiliyorsunuz yani. Yani psikolojik yönden eğer bir zayıflığı, bir boşluğu varsa kapılıp sürüklenmesi çok kolay. Evet. Onun için bu oyunlara dikkat edelim. Ülkemizde bazı oyunlar yasak diyebiliyorum. Bazıları yasak. Bazıları yasak. Ama çocuklar ya da gençler bir şekilde onu bulup indirip ya da yabancı yurt dışı işte sitelerinden ya da herhangi bir yerden indirebiliyorlar herhalde. Yani biz belli başlı burada 5 tanesini söyledik. En çok bilinen, en çok gündemde olan ya da işte o karakterleri en çok satılanlardan bazılarını söyledik. Bunlar gibi milyonlarca oyun var. Evet. Aileler bu konuda... Uyanık olsunlar. Gerçekten neye dikkat etmeleri gerektiğini, çocukların neler izlediğini, o geçmişlerin incelenmesi dedik. Çocukları bazen hani anneler uyanıktır bu konuda. Odasından bir şey alıyormuş gibi yapıp bir göz ucuyla bakmak ya da ne bileyim bilgisayardan kalktıktan sonra hemen bir bakmak en son nerede bırakıyor. Çünkü bu çocuk lavaboya gidiyor. Ne bileyim ihtiyaçlarını karşılamak için kalktığında bakmak lazım. Geçmiş bölümlerine şifre koyun silemesinler. Şifreleme yapın oralara. Silemesinler siz bakın. Sonrasında. Yani derse ki çocuk size neden hani geçmişte şifre var? Aa ben işte silindiği zaman sonrasında aradığım şeyi tekrar bulamıyorum gibi çözümler üretin. Geçmişler mutlaka elinizin altında olsun. Evet çocukların özellikle hani telefon konusunu belki aileler sorabilir. Yani evet tablettir, bilgisayardır çok ortalıkta duran bir şey ama çocuklar, gençler özellikle telefonlarıyla uyuyorlar neredeyse. Yani yastığın altında telefon. Elini attığı her yerde. Lobaya gidiyor telefon. Her yerde telefon. Ya bunları nasıl incelemek lazım? Belki hani bunu sorabilirler. Uyurken falan mı yapmak lazım bu işleri?
Onlarda şifre var şimdi gençler. Ya bir de şifre var, yüz tanıma var. Bir arkadaşım dedi ki, şey dedi, yüz tanıma var ya dedi, ablasıyla kardeşi birbirine çok benziyorlar dedi. Ablası uyuyunca dedi, kardeşinin yüzünü tuttum dedi, telefonunu kontrol ettim dedi. İşte anne mesela çözüm üretmiş, yani çok benziyor. Açıldı mı dedim, evet açıldı dedi. Telefon açılmış, çok benzeyince işte hani o yüz tanımadan açmış telefon. İşte birisi şey söylemişti. Parmak izli ya hani telefonlar. Uyurken işte parmağını dokundurarak açtım. Telefon açıldı öyle baktım. Şimdi gelen danışanlarla da konuştuğumuz için biz bunları. Yani hocam açamıyorum diyenler yüz tanıma, parmak okuma varsa böyle çözümleri var. Mutlaka evet. Kontrol edin. Evet, yüz okumada göz kapalıyken algılamıyor yalnız. Onu söyleyeyim size, algılamıyormuş. Ama parmak izi olabilir ya çocukların, böyle bir boş anı yakalayabilirsiniz. Yani böyle her gün belki kontrol edilemeyebilir ama ara ara periyotlarda işte gerçekten çocuklar da ilginç. Şimdi duşa giriyor elinde telefon, lavaboya gidiyor elinde telefon. Yani her yerde yapışık telefonu gibi, değil mi? Kullanıyorlar. Bu aslında hani kötü bir şey yaptığından ya da bir iş çevirdiğinden bazen değil, işte bağımlılık oluyor. Yani diyor işte vakit öyle geçiriyorum. Hani insanlar önceden çok espri yaparlardı işte lavaboda uzun süre kalanlara, ya dergi mi okuyorsun, işte gazete mi okuyorsun diye. Şimdi insanlar Instagram'da mı geziyorsun? Evet, Instagram'da mı geziyorsun, sosyal medyada mısın diye birbirine sorar hale geliyor. Özellikle tabii hani bu toplumun geneline baktığımızda da evlerdeki durumu biz kontrol edebiliyoruz tabii ki, etmeliyiz de. Topluma baktığımızda işte geçen bizim ülkemizde mi başka ülkede mi hatırlamıyorum ama birisi, galiba bizim ülkede olmaması lazım, lağım çukuruna düşmüş. Yani elinde telefon, ondan sonra şey yaparken lağım çukuruna düşüyor. Yani artık insanlar böyle sürekli önlerine bakmıyorlar ki. Önlerine bakmıyorlar. Kulaklıklar şimdi kulağın içine kadar girdiği için insanlar size bir şey mi söylüyor, duyuyor mu, duymuyor mu? Yani artık böyle tamamıyla insanlar birbirine iletişimini de kapattı. Yani özellikle toplu ulaşım araçlarında kimse kimseyle konuşmuyor. Herkes de elinde telefon. Önceden cam kenarına bakardı insanlar, en azından manzarayı seyrederlerdi ama şimdi insanlar tamamıyla telefona odaklı bir şekilde. Yani bu kadar aslında toplum olarak hepimiz bir bağımlılık seviyesindeyiz diyebiliriz bence. Bence toplum olarak tedavi edilmeye ihtiyacımız var bu teknoloji konusunda. Çünkü hiçbirimizde sınır yok. Evet, gerçekten. Hiçbirimizde sınır yok yani. Hani böyle sürekli aman elimizde telefonu 2 dakika bir yere koysak, ay ben onu nereye koymuştum deyip artık böyle şey, yani bir uzvumuz gibi olmaya başladı. Hani bize bir uzvumuz gibi hiç ayıramadan. Oysa onlar olmadan da yapabiliyor muyuz? Yapılabilir çok hala. Yapılabilir. İşte o yüzden en azından şöyle yapın. Evde yemek vaktinden yatana kadar herkes bir bıraksın yani. Herkes bir aynı masaya, aynı sofraya oturup birlikte bir işte gün içerisinde ne yaptığını konuşabilsin, nasıl vakit geçirebildiğini konuşabilsin. Bir günün özetini bir birlikte şöyle bir geçebilsin yani. Evet. Bir kutu oluşturulabilir belki girişe. İşte herkes telefonunu oraya koyup evin içine girebilir belki. Koymaz gençler. Mümkün değil ya. Yani bir düşününce de mümkün değil. Ya da belli bir saat mi oluşturmak lazım? Yani. Oraya koy deyince diyecek ki çocuk, ben telefonumu oraya koyacağım da sen acaba benim telefonumu alıp ne yapacaksın diyecek yani. Koymazlar. O yüzden hani belirli saatler içerisinde kaldırıp, herkesi kaldırıp bir teknolojisiz şöyle bir oh demek gerekiyor yani. Gerçekten öyle. Yani hani artık şey gibi böyle... WhatsApp'ta insanlar birbirine yazıyor. Çayım bitti, çay getirir misin? İşte yemek yiyecek miyiz? Yemek hazır gibi. Böyle şeylerin olduğunu diyorum. Hatta ailelerin WhatsApp grupları var. Oradan yazışarak işte yemekte ne var? Ben gelmiyorum, ben etmiyorum gibi. Böyle aslında samimiyetsiz bazen ortamlar oluşabiliyor. En azından o güzel konuşulan muhabbetler ya da bir araya geliyorsunuz. Herkesin elinde, herkes aynı odanın içerisinde belki. Ama herkesin elinde bir telefon, kimse kimseyi dinlemiyor. Ben kimse öyle ortamlarda izlemiyor. Diyorum ki muhabbetinize doyum olmuyor diyorum. Sonra bir herkes şöyle bir kendine geliyor, bir telefonları bırakıyorlar falan. Tabii 5 dakika sonra herkes tekrar alıyor. Yani bir araya geliyorsak niye geliyoruz? Evet. Hoş vakit geçirmek, hoş sohbet etmek için geliyoruz. Sen evde biz yokken de bakabilirsin o telefonuna. Evet. Ya da işte beyler ne yapıyor? İşten geliyorlar. İşte akşama kadar çok yoruldum deyip eline telefonu alıyor, saatlerce telefona bakıyor. Ama akşama kadar o evdeki eş, çocuklar seni bekliyordu. Senin sohbetini, muhabbetini bekliyordu.
kafanı telefona böyle çok affedersin ama deve kuş gibi gömüyorlar telefonu başlarına. Hiç kaldırmadan, sağa sola bakmadan yemek yerken telefon burada, çay içerken telefon burada, yatağa giriyorsun telefon gene elinde. Siz ne zaman sohbet edip muhabbet edip birbirinizi tanıyacaksınız? Evet, doğru. Yani gezmeye gittiğiniz bir ortamda da bazen öyle oluyor. İşte herkes elinde telefon, hiç kimse kimseyi dinlemiyor. İşte hiç kimse kimseyle muhatap olmuyor. Tabii bunlar da çok çok olumsuz yönleri. Tabii olumlu yönlerini de güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. İşte bunu ticari olarak yaptığı işleri sergileyen insanlar var. Oradan para kazanan insanlar var. İşte bir el işi yapmıştır, onu koymuştur. Çok güzel. Evet, yani o çok güzel bir şey. Bunları da desteklemek gerçekten gerekiyor zaten. Yani biz evet hani bugün hep olumsuzluklarını konuştuk. Bir dahaki programda da olumlu yönlerini konuşuruz. Hani dengelemiş oluruz ama onlar da çok güzel. Hani insanların böyle bir mecradan para kazanıyor olabilmesi ya da işte böyle bir alanda kendilerine yön verip ilerlemeye çalışıyor olması. Bunlar da çok güzel. Evet, işte tarifleri öğrenmek, yemek yapmayı öğrenmek, işte güzel içerikler hazırlamak da bunlar güzel yanları. Çocuklar belki işte çocuğunuzu bir derse gönderecek durumunuz yok ama YouTube'dan açtığınızda bir orada öğreten bir öğretmenle karşılaşıyorsunuz. İşte çocuğunuz oradan bilgi sahibi oluyor gibi olumlu tarafları da var. Yavaş yavaş programı noktalandıracağız. Son olarak neler söylemek istersin? Son olarak şöyle küçük bir hikaye anlatayım o zaman ben sizlere. Ülkenin birinde böyle çok uzak diyarlarda yaşayan bir genç varmış. Annesiyle birlikte yaşıyorlarmış. Ama çok ilim öğrenmek istiyormuş. Yaşadığı diyarda da ilim öğretebilecek hiç kimse yokmuş. Bir gün arkadaş demiş ki, birlikte işte ben bir şeyhin yanına gideceğim ilim öğrenmeye. Birlikte gidelim mi demiş. Genç buna inanılmaz derecede mutlu olmuş. Annesinden izin istemiş. Hani anneciğim seni yalnız bırakacağım ama ben ilim öğrenmeye gitmek istiyorum. Annesi helalliğini vermiş ve genci ilim öğrenmeye göndermiş. Şeyhin yanına gelmişler iki arkadaş. Arkadaşını şeyh hemen yanına kabul etmiş. İşte yamacına yerleştirmiş falan. Bu gence de bütün ayak işlerini yaptırıyormuş. Her şey ama yani orada yapılabilecek her şeyi bu gence yaptırıyormuş. Genç diyormuş ki olsun ilim öğrenmek için sabretmek gerekiyor. Olsun ilim öğrenmek için sabretmek gerekiyor. Aylar geçmiş, günler geçmiş. Hala şeyh bunu çağırmamış. Bir gün çok merak etmiş. Acaba neden diye düşünmeye başlamış. Birkaç gün sonra şeyh bu genci yanına çağırmış. Evet demiş, sen artık beni bile geçtin. Gece gündüz okudun, verdiğin bütün işleri yaptın. Artık sen benim yanımda olmalısın. Sen ilmin hepsini öğrendin demiş. İlim öğrenmek, ilimi arayıp bulmak çok kolay değil. Bizler de ilimli, bilimli gençler yetiştirebilmek için dikkatli anne ve babalar olmak zorundayız. Evet, yani belki çok kolay öğrenilmiyor, bir süreçler geçiyor. Ama her zaman ilmin ışığında, ilmin yolunda ilerlemeye devam etmek lazım. Sana da çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel davetin için. Yüreğine, diline sağlık. Yine dediğimiz gibi başka bir programda da teknolojinin güzel yanlarını da konuşalım. Konuşalım. Hep böyle kötüdür, olumsuzdur demeyelim. Güzel yönleri var. Hani bu çok örnektir ya, işte bıçak, işte bir şeyi de kesersiniz, bir sunum yaparsınız. Allah korusun bir katil olmanıza da sebebiyet verebilir. Onun için amacına uygun nasılsa öyle kullanmak lazım. Sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de program sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.